Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel birlik çalışmasıyla geldim. Çalışmamız zaten var olan bir modeldi. Ben birkaç değişiklik yaparak sizlere bugün videolu anlatımını yapacağım nasip olursa. Bugünkü kullanacağım iplerim ise şöyle bir sarım var, şöyle bir beyazım var. İki renk üzerinde yapacağım. Hani iki renk çok kibar oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. İki renk üzerinde sizler de yapın dedim. Şöyle göstereyim kameramı düzelterek. Evet, modelimiz yuvarlak bir lif modeli. Boyutu ideal hanımlar. Hani orta boy oldu. Çok ideal oldu boyutumuz. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Değişiklik şöyle orta kısımlarda benim gördüğüm modelde biraz farklılık vardı. Ben bu şekilde hani daha sade yapmayı tercih ettim. Bir de şöyle kenar kısmımıza bu modelimizi, bu örneğimizi uyguladım. Bunun da çok yakıştığını düşünüyorum. Şimdi yapacağım modelde de şu kenar uygulamasını kullanacağım inşallah. Evet hanımlar, sizler de beğendiyseniz modelimizi, iplerinizi hazırlayın, hep beraber yapalım. Videolu anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz benden gelen tüm videolardan sizler hani haberdar olursunuz. Evet, videolarıma destek için de sizlerden beğeni ve yorum istiyorum. Şimdi anlatımına geçelim. Evet hanımlar, orta göbek kısmından puf çiçeklerle başlayacağız. Şimdi bu çiçeklerimizi öncelikle yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 6 zincir çektim. Hemen bir yuva oluşturuyorum. Yuvamı oluşturdum. Şu ipimi yürüteceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlmeğimi üzerine aldım. Yuvamızın içerisine 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 2 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Söyleyemedim. 2 zincir çekiyorum ara kısmımıza. 2 zincir, 1 trabzan, 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi 6.'yı da yapacağım. 2 zincir çektim. İlk yaptığım trabzanın içinden geçirdim. Bir zincirimi çektim. Keseceğim ipimi burada. Evet hanımlar, bunun üzerine puf çiçeği yapacağız. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Şöyle herhangi bir yuvanın içerisine batacağım. İpimi sabitleyeceğim. İpimi sabitledim. 6 zincir çekiyorum. İlmeğimi üzerine aldım. Bakın içinden şöyle geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane çektim hanımlar. Şöyle bakın. Şöyle çıkardım içinden. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Şöyle bakın arkasından götürdüm. Aynı yuvanın içerisine başına dolamadan battım hanımlar. İlk fıstığımız hazır. Ben böyle puf puf olmasını istediğim için 10 tane çektim. Sizler daha az da çekebilirsiniz. Şimdi tekrardan ikincisini yapacağım. İkinci yaprağımı 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Bir sonraki şöyle yuvanın içerisine gittim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi çektim. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Şöyle arkasından götürdüm. Başına dolamadan. Bakın hanımlar. İkinci yaprağım da hazır. Tekrardan şimdi üçüncü yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. İlmeğimi aldım. Tekrardan bir sonraki yuvamızın içerisine.
10 tane çekiyorum. Şimdi tuttum, kapatıyorum. Tepeye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Bakın arkadan götürdüm. Şöyle başına dolamadan battım. Şimdi 3 tane daha yapalım. Her yuvanın içerisine birer tane böyle yaprak yapalım. Ben de yapacağım. Evet hanımlar, bakın 6. yaprağımı yaptım. Tepesine 7 tane zincirimi çektim. Şimdi arkasından götürdüm. Bakın aynı yuvanın içerisine sabitliyorum. Şöyle 2 zincirimi çekeceğim ve keseceğim burada. Evet, puf çiçeğimiz hazır hanımlar. Şöyle şunu da şöyle saklayabilirsiniz. İçinden çıkartıp arka kısmımızdan şöyle fazlalık iplerimizi de kesebiliriz. Evet, ilk puf çiçeğimiz hazır hanımlar. Şimdi bakın orta kısmını ben bu defa sarı yaptım. Şimdi kenarlarını ise beyaz yapacağım ve beyazlarımızın ortasını ise sarı yapacağım. Yani böyle papatya formu vermek istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Şimdi tekrardan örelim hanımlar puf çiçeğimizi. 6. şu 6. yaprağımızı hani ördükten sonra kapatmayalım ki buradan birleştirme yapacağız. Şimdi diğer puf çiçeğimizi de örelim. Ben de öreceğim. Evet hanımlar, bakın diğerini ördüm. 6. yaprağımızın tepesinde kaldım. Şimdi sarımı alıyorum. Şöyle bir tane yaprağını birleştireceğim. Bakın tepesine şöyle batacağım. Tepesine battım, sabitledim. Tekrardan buranın tepesine batıyorum beyazımızın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Şöyle bakın dibine batıyorum. Beyazımızın dibine batıyorum. 2 zincirimi çektim. İpimi burada kesiyorum. İlk birleştirmemizi yaptık hanımlar. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha puf çiçeği yapalım. Bu defa şöyle 2 yaprağını kapatmayalım hanımlar. Hani 4 tane yapın. 5.'nin şu tepesini tekrardan birleştireceğiz. Evet hanımlar, bakın puf çiçeğimi yaptım. 5. yaprağımızın üzerindeyiz. Şimdi bakın şu puf çiçeğimizi alıyoruz. Şu yaprağına, bakın hanımlar, şu yaprağına birleştireceğim. Önce beyaza birleştireceğiz, sonra sarıya birleştireceğiz. Evet, buradan sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrardan beyazımızın tepesine şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Hemen dibine battım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bakın yaprağımı yapacağım burada. Evet, yaprağımızı yapıyorum. Kapatıyorum. Evet, kapattıktan sonra hanımlar, şimdi bakın. Şimdi sarıya batacağım. Şöyle düzelteyim. Sarımın, bakın şuraya batmıştık, birleştirmiştik. Şimdi ikinciye birleştireceğim. Sabitledim. Şuraya tepesine batıyorum beyazımın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum ve dibine gittim batıyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi kestim burada. İplerimizi saklayacağız hanımlar. Bakın. Şimdi 3 tane bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi bir tane daha sizlere göstereyim. Hani bir buraya, bir buraya batıyorum hanımlar. Bir buraya birleştiriyorum, bir de buradan birleştiriyorum. Şimdi tekrardan puf çiçeğimizi yapalım. Evet, 5. yaprağımı yaptım bakın hanımlar.
2, 4, 5'teyim. Şimdi tekrardan bakın alıyorum. Şuraya batıyorum. Şuraya batacağım ilkini. Buraya birleştirmemi yapacağım. Şöyle birleştirdim. Beyazımın tepesine tekrardan batıyorum. 7 zincirimi çektim. Ve dibine gittim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Buraya tekrardan yaprak yapacağım. Son yaprağımızı. Evet, son yaprağımızı da kapatalım. Şimdi sarıya birleştireceğiz. Bakın, son burayı birleştirmiştik. Şimdi buna, yani sırayla gitmiş oluyoruz. Şöyle birleştirmemi yapayım. Tekrardan beyazımı sabitliyorum. 7 zincirimi çektim ve dibine başına dolamadan battım. 2 zincirimi çektim. Burada ipimi kestim hanımlar. Bu şekilde diğerlerimizi de diğer puf çiçeklerimizi de birleştirelim. Şöyle göstereceğim size. Bakın hanımlar. Gittikçe şöyle birleştireceğiz. Sıra sorumuzu da göstereyim size. Diğer iki tanesini daha birleştirelim. Üçüncüyü de sizlere göstereyim hanımlar. Buradan böyle devam edin. Bir buraya, bir buraya birleştirin. 5 tane yapın. Altıncıyı sizlere göstereceğim. Evet hanımlar, bakın 5 tanesini birleştirdim. Şimdi sonuncuyu bakın 2, 3. yaptım. 3. yaprağımızı. Şimdi bir buraya birleştireceğim. Bir buraya, bir de buraya. Yani 3 tane birleştirmiş olacağız. 3. şimdi birleştireceğim. Bakın beyaza birleştiriyorum. Evet, birleştirdim. Tekrardan tepesine batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimizi çekelim. Aşağı doğru inelim. Bakın hanımlar. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Ve yaprağımı yapacağım buraya. 2, 3, 4, 5, evet, 10 tane çektim. Kapatıyorum. Bakın şimdi sarıya birleştireceğim. Sarıya birleştirdim. Tepesine batıyorum. 7 zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Tekrardan altı tane zincirimi çektim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğimi çektim. Şimdi kapatıyorum. Bakın hanımlar, sarımıza da birleştirdik. Şimdi beyazımızın şu ilkine bakın. Şöyle göstereyim. Şunu birleştirmişiz. Şimdi şuna birleştireceğim. Şöyle birleştirdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Aşağı indim. Şimdi 5 tane yapmışız. Bir tane daha burada yapalım. Kapatalım. Sonra kenar kısımlarına geçeceğiz. Evet hanımlar, bakın birleştirdim. Şimdi beyaz ipimizle hanımlar, beyaz ipimizi alıyoruz. Şöyle herhangi bir şuraya batalım. Bakın. Şuraya sabitleyelim. Evet, sabitledik. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5.
Şöyle bakacağım, 5 tane yeter mi? Şöyle 6 tane zincir çekelim. Eğer çok gevşek çekiyorsanız 5 tane çekin. Şöyle birleştireceğiz bakın. Bir sonraki yaprağımın tepesine gittim. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Bir sonraki yaprağıma gittim. Tepesine birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaprağıma gittim. Tepesine birleştirdim. Şöyle etrafını geçeceğiz. 6 zincir çekiyorum. Bakın. Buraya batıyorum. Şöyle birleştirmiş olduk. Şimdi bakın hanımlar. Burada şuranın içine batalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Fıstığımın, yani yaprağımın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Her yaprağımızın üzerine böyle batarak bütün etrafını donanacağız. Baktınız çok kasma var sizinkinde. Dediğim gibi zincirlerinizi fazla çekebilirsiniz. Ben 6 tane çekiyorum. Buraya geldim. Bakın hanımlar. Şuranın içine giriyorum. Zincirlerimi çekiyorum. Bakın şöyle her yaprağımızın tepesine batıyorum. Evet, dolanalım bütününü. Evet, bütününü dolandım. Bakın şöyle en sona geldim. Burada ipimi kırdım. Şimdi sarı ipimizi alacağız. Şöyle herhangi bir şuraya batalım hanımlar. Bakın. Şu ara değil de şöyle hemen şöyle tepesine batalım. Sabitleyemedim. Evet, bu araya batalım. Şimdi ilmeğimi genişlettim. Fıstık yapacağım buraya. Şöyle 4-5 defa da çektiğim fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Araya 2 zincir. Tekrardan aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Bakın. Fıstığımı kapattım. Araya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 4 zincir çektim. Şöyle kamerimi düzelteyim. Bakın bir sonraki araya gidiyorum. Bir sonraki araya gidiyorum. Fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya 2 zincir. Aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Elinizi çok sıkı tutmayın. Kasmaya çok müsait bir örnek. Aynı yere fıstığımı yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim hanımlar. Şimdi şu örneğime bakıyorum. Evet. Şimdi bakın. Şu araya geldim. Şuraya. Şurayla şurayı birleştireceğiz. Şimdi buraya fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Şöyle ipim düğümlendi. Bakın fıstığımı yaptım. Kapatmadım. İpim. Şuraya da gidiyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Buraya da bir fıstık yaptım. İkisini bir kapatıyorum hanımlar. Bakın. İkisini bir kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki araya gidiyorum ve fıstığımı oluşturuyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya 2 zincir. Tekrardan aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Yaptım. 1, 2, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Bakın hanımlar. Bu şekilde.
Bir sonraki araya gidiyorum. Fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya iki zincir. Aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Araya 4 zincir. Bakın tekrardan şu araya geldim. Şunla şunu birleştiriyorduk. Buraya bir fıstık yapıyordum. Fıstığımı yaptım. Bir sonraki araya da fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatacağım hanımlar. Bakın ikisini bir kapatıyorum. Araya 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bu şekilde ilerleyelim. Bu sıramızı bu şekilde yapalım hanımlar. Eğer kasma oluyorsa birer tane zincirlerinizi fazla çekebilirsiniz. Şu an bir sorun yok bende. Evet, devam edelim. Sıra sonumuzda buluşalım. Evet, bakın sıramın sonuna geldim. Şurayın ikisini aldım, topladım. Şimdi 4 tane zincirimi çektim. Şu ilk yaptığım fıstığımın tepesine batıyorum. Şimdi içerisine giriyorum. Bakın hanımlar. Bu sıramız böyle oldu. Şimdi buraya ilmeğimi uzattım ve fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Araya 2 zincir. Tekrardan aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyoruz. Kapattım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bakın hanımlar. Şuraya, şu araya da fıstık yapıyorum. Yani bir arttırma yapmış olacağız. Fıstığımı yaptım. Kapattım. 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir çektim. Bakın bir sonraki araya gittim. Buraya da fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Fıstık aralarına 2 tane zincir yapıyorum. Evet, fıstığımı kapatıyorum. Araya 3 zincir. Bakın hanımlar, şimdi şu tepeye geldim. Bu tepenin ortasına da fıstık yapacağız hanımlar. Bakın fıstığımı yapacağım. Kapattım. Araya 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Yani şu başaklarımızı kurmaya başladık. Bir fıstık daha yaptım. Kapattım. Araya 3 zincir. Bakın şuraya geçiyorum. Buraya tekrardan fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Araya 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya 3 zincir. Bakın şu araya bir arttırma yapıyoruz. Buraya da fıstık yapıyoruz hanımlar. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Araya 3 zincir. Bakın şuraya. Buraya da fıstığımızı yapacağım. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şu tepe kısmına geldik. Buraya da fıstığımızı oluşturacağız. 2 fıstık yapacağız buraya da. Fıstığımı yapıyorum. Araya 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Araya 3 zincir. Tekrardan şuraya geçiyorum. Yapacağım. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın hanımlar.
Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın şu fıstığımın içerisine fıstığımızı yaptık. Ara kısmımıza da yaptık birer tırma. Buranın üzerine de yaptık. Sonra buraya yaptık. Bu şekilde devam edelim. Eğer ki sizde hani şöyle kasma varsa 4 fıstık 4 zincir de çekebilirsiniz aralarda. Ben 3 tane çektim. 3 tane şu an iyi gidiyor. Evet, sıra sonumuza kadar devam edelim. Evet, bakın hanımlar, sıramın sonuna geldim. Bakın şöyle bir bakın büzüşme var mı diye. Şöyle ben hani şöyle yapınca büzüşme şu an yok. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Bakın ilk yaptığım fıstığımın tepesine sabitliyorum. Şimdi bu fıstığımın içerisine gittim. Şimdi bundan sonra örnek kurulumu çok kolay. Şu iki tanelerin içine iki tane, aralara zincir. Bu şekilde artık devam edecek. Örneğimiz kuruldu. Bakın. Şimdi fıstığımı yapacağım. Kapattım. Araya iki zincir. Çok sıkı olmasın eliniz. Yani örneği çok sıkı tutmayın. Çok kasma olabilir. Bakın. Aynı yere. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum araya. 2 tane fıstığımı yaptım. Arada 2 zincir. Fıstıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Bakın bir sonraki fıstıklarımın arasına gidiyoruz. Artık başaklarımız kendini belli edecek. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim. 3 zincir az geliyorsa hanımlar, sizler 4 tane de çekebilirsiniz. Bakın bir sonraki araya gittim. Fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Araya 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Zincirimi çektim. Şöyle ipim. Bakın şuraya da, şimdi şuraya geçiyoruz. Buraya da aynı şekilde iki fıstığımızı yapıyoruz hanımlar. Model bizi yönlendirecek bu şekilde. Araya iki zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Fıstıklarımızın içine fıstık. Aralara zincir. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Şöyle bakın hanımlar. Kasma varsa eğer 4 tane çekebilirsiniz. Aralarda. Ben şu an 3 tane çektim. 4 de yapabilirsiniz. Evet. Fıstıklarımızın içerisine fıstık. Aralara 3'er zincir. Bu şekilde bu sıramızı da bitirelim. Bu şekilde kaç tane sıra öreceğimizi sizlere söyleyeceğim. Aynen bu şekilde. Sıramızı bu şekilde örelim. Birkaç sıra bu şekilde öreceğiz. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim hanımlar. Bakın. Eğer kasılıyorsa 4 tane de çekebilirsiniz. Aralarda dediğim gibi. Bu sıramızı bitirelim. Bitirdikten sonra şurada ilk fıstığımızın tepesine batalım. Tekrardan buranın içerisine girelim. Tekrardan aynı şekilde 2 fıstık araya 3 zincir, 2 fıstık araya 3 zincir, 4 de yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi bunu bitirdikten sonra 1, 2, 3 tane sıramız olacak. Toplamda hanımlar 5 tane sıramız olacak. Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda bu şekilde bu sırayı da bitirdikten sonra 2 sıra daha öreceğiz. O sıralarda aralara şöyle 4 tane batabilirsiniz. Eğer benim gibi devam ediyorsanız bu sırada 4 tane çekenler, diğer sıralarda 5 tane aralarda çekebilirsiniz. Evet, ben de yapacağım. Sizler de yapın. Evet hanımlar, burayı sizlere göstermek istedim. Daha 5 sıra örmedim. 3. sıramı bitirdim. Böyle yavaştan sanki büzüşmeler oluşmaya başladı. Bu sırada aralardaki zinciri 4'e çıkaracağım. Ben sizler de isterseniz 4'e çıkarın ki büzüşme olmasın. Aradaki zincirler fazla olsa bile bir şey olmaz. 4 taneye çıkalım. Aralarda 4 tane çekelim. 2 sıramızı 4'erli.
Evet, ben de yapacağım. Sizler de yapın. Evet hanımlar, bakın toplamda 5 sıra yaptım. Şöyle sayalım. Şöyle çiçek üzerimizden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıra. Şu aralarda ise şöyle bakıyorum. Evet, 4 tane. Şunlar 4 oluyor. Bunlar 5 oluyor hanımlar. Hafif büzüşme olabilir. Hani şöyle bakın. Bende de hafif büzüşme var. Şimdi bu sıramızı geçtikten sonra sakın panik yapmayın. Hani sizlere söyleyeyim. Bu sıramızı geçtikten sonra bayağı rahatlayacak örneğimiz, yani düzgün bir şekilde olacak. Bakın benim de hafif böyle içe doğru böyle şapka gibi oldu. Şöyle son 2 sırada aralarda 4'er tane çektiğim. Şimdi bu sıramızı yaptıktan sonra o büzüşme tamamıyla gidecek. Hafif bende doldu. Şimdi tığımı alıyorum. Beyaz rengimize geçelim. Şöyle herhangi bir araya bakın. Şöyle bakıyorum. Tamam. Şu araya batıyorum. Bakın hanımlar. İki defa şöyle kameramı düzelteyim. Buraya battım. Şimdi burada bir tane fıstık yapacağım. Bu sıradan sonra tamamıyla düzelecek inşallah. Bir tane fıstığımı yaptım. Arada iki zincir. Şöyle tığım takıldı. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum hanımlar. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İlmeğim üzerine aldım tığımın. Bakın şimdi bu aralara da birer tane fıstık yapacağız. Bu aralara da birer tane fıstık yapacağımız için bayağı rahatlayacak. Fıstığımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tekrardan bakın ikili fıstıklarımın içerisine girdim ve fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Pardon. Yanlış söylemiş olabilirim. Bakın hanımlar. 2 tane, 1 tane, 2 tane, 1 tane diye devam edeceğiz. 1, 2, 3, araya 3 tane. 3 tane yetiyor. Hani düzgün de oluyor. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Kapattıktan sonra 3 zincir. Tekrardan buraya girdik ve 2 fıstık yapacağım. Evet, fıstığımı yaptım. Kapattım. Araya 2 zincir. Bir tane daha fıstık yapacağım. Sakın örneğinizi sökmeyin. Hani büzüştü diye hafif. Şimdi bu sıradan sonra göreceksiniz. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Tekrardan bu araya 1. Yani 1, 2, 1, 1 diye devam edeceğiz. Bakın bu şekilde. Devam edelim. Sıra sonumuza kadar ben de devam edeceğim. Evet hanımlar, bakın. Ben bütün oldu modelimiz. Şimdi kenar kısmını geçeceğim. İpimizi kesmeyelim. Ben normalde bakın şunu da göstereyim. Şu tekliğin üzerine yaptım ama şimdi şu çiftliğin üzerine yapmayı düşünüyorum. Daha hoş olacak. Şu kenar kısımlarını. O yüzden şöyle sık iğneyle şöyle gidelim. Yani şuraya gideceğiz. Şöyle sık iğne çekeyim en iyisi. Evet, şuraya gelelim. Bir tane zincirimizi çekelim. Şöyle yapayım. Bir zincirimi çektim. Şimdi ilmeğimi bakın tığımın üzerine aldım. Şu ikili yere şöyle bir, iki, üç defa da çektiğim fıstık yaptım. Tekrardan şöyle ikili de çekebiliriz. Toplamda içine 2 3 oldu. Dördüncü fıstığım oldu.
Evet, 5. fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Bakın. Şimdi şuraya şu tekli fıstığımın tepesine sabitledim. Bir zincirimi çektim. İlkini yaptık hanımlar. Bir zincirimi çektim. Aynı bakın ikinci yere, yani iki tane fıstık battığımız yere tekrardan 5 tane fıstık yapacağım. Aralara zincir çekmiyorum. İkinci fıstığım. Üçüncü fıstığım. Dördüncü. Ve beşinci. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın tek yaptığım fıstığıma sabitledim. Bir zincirimi çektim. Evet hanımlar bakın bu şekilde olacak. Sıra sonumuzu bu şekilde devam ettirelim. Bir fıstığım. İkinci fıstığım. Üç. Dört oldu. Son fıstığımı da yapacağım içerisine. Karışık yapıyorum. İki defa da çekiyorum. Üç defa da çekebiliyorum. Size kalmış. Bakın beş tane yaptım. Bir zincirimi çektim. Tekli fıstığımı batıyorum. Bir zincir çektim. Evet hanımlar bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidelim. Ben de yapacağım. Evet bakın sıramın sonuna geldim. Son gülümü de yaptım. Bir zincirimi çektim. Buraya sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi kırıyorum burada hanımlar. Kesiyorum. Ve üst kısmını şöyle sarı ile geçeceğim. Orayı da size göstereyim. Şöyle yapalım. Şöyle herhangi bir yerden bakın. Şuradan ipimi sabitleyeceğim. Şöyle kameramı düzelteyim. Şimdi 3 tane zincir çekelim ve her araya batalım hanımlar. 1, 2, 3. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Bakın son araya batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki güle geçtim. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Araya batıyorum hanımlar. Bir sonraki gülüme geçtim. Bu şekilde bütün etrafını dolanalım. Evet hanımlar dolanalım böyle. Bakın size göstereceğim. Bu şekilde. Bütün etrafını dolanıp gelelim. Evet hanımlar bütün kenarlarını geçtim. Bakın kasılma olmadı. Herhangi bir kasılmamız olmadı. Yani şu kenarlarımızı yaptıktan sonra zaten model kendini gösteriyor. Bakın hani düzelmeye geçiyor. Çok az bir kasılmanız da varsa, yani gerilme varsa. Bakın çok güzel oldu. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şu ilk yaptığımda bu da açık sarımız. Bakın hanımlar. Şöyle göstereyim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sorularınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Evet hanımlar, bu güzel liflerimize beğeni atmayı, yorumlarınızı, kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.